Adamın biri nehrin kenarında namaz kılıyormuş. Tam o esnada Mecnun adamı görmeyip önünden geçmiş. Adam hiddetle namazı bırakmış. "Görmüyor musun be adam? Burada namaz kılıyoruz. Neden önümden geçiyorsun?" demiş. Mecnun adama dönüp demiş ki: "Ben Leyla'nın aşkıyla seni bile görmezken sen Mevla'nın aşkıyla nasıl oldu da beni gördün be adam?" demiş. Sanırım en büyük problemi burada yaşıyoruz. Leyla için dünyaların feda edildiği zamanlarda biz Mevla için en küçük şeylerimizi bile feda edemiyoruz. Şeytan da bunun farkında ve den ve damarlarımıza kadar dolaştığı için bizi çok güzel bir sistemle idare edebiliyor. Mesela 13-14 yaşında bir kız çocuğuna soralım. Neden üniversite okumak istiyorsun? İşte ileride tıpçı olmak için, doktor olmak için, hakim olmak için, savcı olmak için. Peki bunları neden olmak istiyorsun? İşte ileride rahat rahat geçinebilmek için, rahat bir arabaya eve binmek için. Sadece bu kadar mı? Mutlaka şu cümleyi duyarsınız. İleride annem, babam veya eşim beni ortada bırakırsa onların eline bakmamak için. Bakın henüz 13-14 yaşında bir kız çocuğu evleneceği eş adayını bile tanımıyor, ismini bile bilmiyorken şeytan ona boşanma tohumları ektiriyor. Geliyor zaman 30'lu 35'li yaşlara, evlilikler meydana geliyor. O tohum ekilmiş, en ufak ihtilaflarda bu sefer ne çıkıyor ortaya? Ayrılıklar çıkıyor. Bak 13-14 yaşında bir kız çocuğu henüz evleneceği insanı bile tanımıyorken ne yapıyor? Boşanma tohumu ekiyor şeytan ona. Bir insan dayak yese yeniden ayağa kalkabilir, hastalansa yeniden iyileşebilir, iflas etse yeniden dirilebilir. Ama yatta, katta, gelecek endişesinde, sürekli sıkıntıda şeytanın böyle tohumlar ekebilmesine müsaade ederse ailesi ve kendisi. Çünkü çocuklukta başlayan bu tohumu ailesi suluyor bir nevi, güneşliyor, gübreliyor. Büyüdükten sonra o da evladına güneşletip gübrelemesine vesile oluyor. İşte bu şekilde bir insan Leyla'dan Mevla'ya geçemezse eğer o insan o ümitsizlikle yeniden ayağa kalkma ihtimali. Yani bir insan zina yapsa bile istiğfar eder, tövbe eder, nedamet eder, yeniden Rabbini bulur. Ama kalben bir şeylere bağlandıysa artık o ev, o araba, o yatırım, o gelecek endişesi, o sevdiği insan kalbi böyle onlarda tutkulandıysa, bir put gibi putlaştıysa o putlar kırılmadan yeniden iman onun kalbini nurlandırmayacaktır. Çünkü o adam her şeyi bir put gibi tapmaya başladığı için 10.000 TL maaş alsa bile iç dünyası itibariyle mutlu olamayacaktır. Miami'de, Kaliforniya'da yazdıkları, Uludağ'da veya Kayseri'de kışlıkları olsa bile o adam mutlu olamayacaktır, tatmin olamayacaktır. Neden? Çünkü kalbi bağlandığı için elinden yeniden yitirme korkusu mevcut. İşte bu korku bir insandan giderse o adam zindanda olsa bahtiyar olur. Bu korku bir adamın kalbine girmişse ve orayı fethetmişse bir adam saraylarda olsa, malikanelerde olsa, villalarda olsa, Porsche'lara binse onların elinden gidebilme korkusu ne yapacak? O adamı tedirgin edecektir. Onlardan haz alamayacak ve mutlu olamayacaktır. Ve şeytan bunları yaparken kimseyi ürkütmeden yapar. Yani benden korkun, ben kötü bir mahlukum demez. Ama sigortan olmazsa ortada kalırsın der. Şeytan kimseye benden korkun demez. Ya elde etmek istediğin diplomayı alamazsan, istediğin statüye ulaşamazsan, istediğin o çevreyi yapamazsan, istediğin o imkanları elde edemezsen der. Aslında bu anlattıklarım da şeytanın seni İslam'dan uzaklaştırması için farklı bir yöntemdir. Ama sana doğru yönden baktığını düşündürür. Mesela tavus kuşu çok güzel bir hayvandır değil mi? Kanatları güzeldir, gözleri güzeldir, ondan sonra rengarenktir, boyunun güzelliği çok güzeldir. Allah'ın bütün sanatları onun üzerinde tecelli etmiştir. Ama onun ayaklarına bakarsan zahiren bir çirkinlik görürsün. İşte insan da zahiren çirkin olan İslam'daki insanlara bakarak, mesela sakallı cübbeli diyor, adam yalan söylüyor diyor, İslam'dan soğuyor. Daha sonra A derneğine baktırır, B vakfına baktırır, C cemaatine baktırır. Niçin? Çünkü yapmak istemiyor, yapmak istemedikleri için neye baktıracak? O tavus kuşunun ayağı hükmünde olan, zahiren çirkin görünen yerlere baktıracak ki kişi yavaş yavaş İslam'dan soğuyabilsin. Halbuki adamın oradaki sorunu kendiyle. Neden? Okyanusta yüzebilecek bir kabiliyeti varken küçücük bizim buradaki kanalda ufacık su var ya, orada boğuldu kaldı. Niçin? Çünkü manevi organlarını düzgün kullanmadı. Bakın çok önemli bir konu. Sakın videoyu kapatmayın. Çünkü esas meselelere şimdi gireceğiz. O manevi organlarla beraber bir cerrahi operasyon yapacağız ve o organlarımızı düzelteceğiz ve bu sorunlardan inşallah kurtulacağız. Mesela bir kuyu kullanılmazsa ne olur? O kuyu artık su içilmeyecek kadar kirlenir. Ve o kuyu yeniden aktifleştiremeyiz. Niçin? Çünkü kuyunun fıtratında aktif bir şekilde kullanılmak vardır. Mesela denizin fıtratında ne var?
dalgalar var. O dalgalar oluşmasa ne olur? Yine kokuşmalar meydana gelir. Peki insanın fıtratında ne var? Fe izâ feragte fensab. Bir işi bitirince diğerine koyulmak. Bir işi bitirince diğerine koyulmak. Kalbi dünyevi meselelerden uzaklaştırmak. Ta ki Allah'la irtibatı kuvvetlensin. Peki Allah'la irtibatı kuvvetlenmeyince ne olacak? Daralacak, sıkılacak, boğulacak. Hafi dediğimiz mi? İnsanda o manevi organ var. O manevi organ doğru çalışmayınca ne olacak peki? İnsan bunalıma girecek, strese girecek, sıkıntıya girecek ve o depresyonun neticesinde psikologlara gidecek. Psikolog onlara 3 aylık, 5 aylık bir ilaç tedavisi yapacak. 3-5 ay uyuyacaklar böyle. O uykunun neticesinde bıraktıkları andan itibaren 3-5 ay sonra eski hallerine geri dönecekler. Neden? Çünkü esas sorun ilaçta değil. Kişinin yaptıkları o hata ve kusurların neticesinde zarar gören o manevi organlarda. Ve gün gelecek, o dünya kadar sevdikleri başlarına yıkılacak ve o gün anlayacaklar ki dünya sevgisi hatalara, dünya sevgisi hatalara en kötüsüymüş. Mesela eşinle tartışırsın, vurursun, kırarsın, indirirsin. Böyle şuurundan insan o tartışmayı uzaklaştıramıyor. O artık kalbin veya aklın bir yerine öyle bir yerleşir ki yani kolundaki saat gibi. Sokağa çıkarsın saat seninledir. Şehir dışına gidersin saat seninledir. Uzaya çıksan saat seninledir. O fikir artık buradan içeriye girdiği andan itibaren onu öldüremez. Hususiyetle o bir de ayrılmak fikri ise o fikri çürütmek ihtimali çok zordur. O yüzden buradan içeriye fikir ekmeyeceksin. Fikir ekersen saat gibi nereye gidersen o fikir seninle beraber gelir. İşte bu fikir nasıl ekilmez ve bu hastalıklardan nasıl kurtuluruz? Şimdi onu konuşacağız. Şimdi Bediüzzaman diyor ki, ey insan, Fatır Hakim'in senin mahiyetine koyduğu en garip hal şudur ki, bazen dünyaya yerleşemiyoruz. Zindanda boğazı sıkılmış bir adam gibi, of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde, bazen bir dakikaya, bazen bir saniyeye, bazen bir ana, bazen bir güne sıkışıyorsun ve oradan çıkamıyorsun. Doğru mu? Şimdi tam o hatıranı düşün. Ben ne yaptım, ben ne ettim, neden böyle oldu, hayatım neden bu durumda, neden Cenab-ı Hak beni sıkıyor, neden daraltıyor, ben neden çirkinim, ben neden güzel değilim, sınavlarım neden iyi değil, neden eşimle sürekli imtihan yaşıyorum, yani sayabildiğiniz kadar sayabilirsiniz. Aynen bunun gibi. O koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşiyor. Yani ne yaptım, ne ettim, nereye gittim, nasıl olacak, nasıl bitecek, bakın o zerrenin içerisine yerleşiyor. Bakın gözünüzü kapatın, Fransa'nın Eiffel Kulesi'ne gitmek isteyin gidebilirsiniz. Ruh bu kadar hızlı bir şekilde dünyanın her tarafını gezebilirken bazen kendini o zerrenin içerisine yerleştiriyor. Biz buna bir cihette kabz hali diyoruz. Ruh kabza giriyor. Eşinizle tartışıyorsunuz ve onu aklınızdan çıkartamıyorsunuz. Patronunuz size bir cümle söylüyor, onu aklınızdan çıkartamıyorsunuz. Veya araba almak istediğiniz zaman ışıklarda bir araba görüyorsunuz. O arabanın cantı şuur altınıza öyle bir giriyor ki size faize kadar yürütüyor ve siz onun haram olduğunu bilmenize rağmen aklınızdan çıkartamıyorsunuz. Yani o zerrenin içerisine yerleşiyor. Peki neden? Nasıl ki bir insan günlük gıdasını almazsa böyle güçsüz düşer, kuvvetsiz düşer, hususiyete karbonhidrat almazsa düşünemeyecek bir hale gelir. Aynen öyle de. Ruhu beslemeyen bir insan fıtratı ne yapar? Bozulmaya başlar. Bunu hissetmez. Mesela vücutta bakır eksik olsa otomatik sinir hastalıkları meydana çıkacağı gibi vücuttaki manevi organların zarar görmesiyle bakır hükmünde olan bir kuvve-i şehviyenin, kuvve-i akliyenin, kuvve-i gadabiyenin, saikanın, şaikanın bunların eksikliğiyle veya doğru çalışmamasıyla beraber insan doğru bakamaz, doğru düşünemez ve doğru göremeyecek bir hale gelir. Bu sefer ne olur biliyor musun Yaman? Avukat bir adam bundan 50 yıllık, 40 yıllık, 30 yıllık önceki müvekkilini çok iyi tanır ve unutmaz. Bir muhasebeci muhasebe evraklarının hepsini çok iyi bilir ama unutmaz. Bir tıpçı okulunda deli gibi ders çalışır, hazırlanır. Neden? Çünkü 10.000, 20.000 TL maaş alacaktır. Ehemmiyetlidir. Ama aklı, kalbi ve ruhu doğru çalışmayan bir insan sonsuz bir ahireti unutur. Bunlara ehemmiyet verir. Kalbi bunlara bağlanır ve bütün hatemallahu ala kulubihim. Kalbi kapanır. Ondan sonra yapmak istese de çok ciddi bir mücadelenin neticesinde bir ihtimal bir geri dönüş olabilir. Mesela bizde el, göz, bakın diş, kulak bunlar maddi organlardır. Duymaya, koklamaya, yemek yemeye vesaire yarar. Bunun gibi mesela hafi diye bir manevi organ var. Ne işe yarıyor hafi? Böyle bir anda durursun arkadaş ortamında, mutlusundur, her şey çok güzeldir, günlüktür, gülistanlıktır. Bir anda ne olur? Kabza girersin. İşte bu hafi seni boğar. Kainata sığmazsın. O aklındaki bütün düşünceler bir anda kafanda seni paramparça yapar. İşte bu hafi manevi organın doğru çalışmamasıyla ortaya çıkar. Şimdi hayatımıza yön veren 3 temel manevi organ konuşacağız. 1- Kuvve-i Şehviye. 2- Kuvve-i Akliye. 3- Kuvve-i Gadabiye.
Kuvve-i şehveye dediğimiz şey cinsel arzuları harekete geçiren bir organ. Şimdi biz bunun ifratına fücur diyoruz. Ne demek bunun ifratı? Şehvani arzu derken sadece akla cinsellik gelmesin. Mesela mal biriktirmek bir şehvet. Sürekli telefon yenilemek, sürekli araba yenilemek, sürekli ev yenilemek. Bakın bu insanlar bir yerde tatmin olmazlar. Bir evden diğer bir eve, bir arabadan diğer bir arabaya, bir telefondan diğer bir telefona. Neden? Çünkü kuvve-i şehviyeleri, o manevi organları doğru çalışmıyor. Peki bu nerede hata verir? Mesela 3 yıl boyunca bir kadının peşinden koşarlar, elde ederler, evlenirler. O onları tatmin etmez. Daha sonra ne olur? Başka yerde başka kadına başka ev açar. O da tatmin etmez, başka yerde başka kadına, affedersin, başka ev açar. Yani niçin? Çünkü kuvve-i şehviyesi, yani o manevi organı doğru çalışmıyor. Peki bu nasıl doğru çalışmaz? Geçmiş hayatında diskolar, klaplar, barlar, anlatabildim mi? Eğlence merkezleri, yani Cenab-ı Hak için yaratıldığını bilmemek bunu doğru çalıştırmaz. Bunun bir de tefriti var. Tefriti ise humut. Ne demek humut? Ya bu adam da ne din bilir, ne dünya bilir, ne ahiret bilir, ne eğlence bilir, ne klap bar bilir, ne cami bilir. Yani evde akşama kadar ya oyun oynar, ya telefonla uğraşır, ya film izler ve hayatı tamamen bundan ibaret zanneder. Bakın bunlar hep nasıl ki maddeten gıda almayan bir adamın güçsüz düşmesiyle bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. Bu bazen D, bazen C, bazen A, bazen B vitamini olarak ortaya çıkıyor. Ve tüketmesi gereken bazı gıdalar var. Ruhun da ortaya çıkarttıkları hastalıklardır bunlar. Mesela bir adamın ruhunda Allah'ı tanımamayla ilgili bir hastalık meydana çıkıyor. Ben bu adama tutsam desem ki Hazreti Ömer kılıcı çekti gidiyor şimdi desem, bakın ben bu adamın C vitaminine ihtiyacı vardı. Ben bu adama belki A vitamini verdim. O yüzden o adamın ruhu düzenleyecek. Yani tebliğ ettiğiniz veya görüştüğünüz veya konuştuğunuz veya kendinizi iyi analiz edip neye ihtiyacınız varsa, hangi gıdaya ihtiyacınız varsa ilim evinden veya ibadet evinden, bazılarının ilim evinden hiç ihtiyacı yok ama tembellik var. Humut olmuş. Yani adam sadece yaptığı şey akşama kadar evde oturmak. Gelecek endişesi taşımak. İşte bunların her birinin yeri var. Peki vasatı ne bu işin? Çok basit. Şimdi ta Ashab-ı Kehf zamanına gidelim. Ashab-ı Kehf. Dakyanus denilen kral onlara zulmedeceği için ve putlarına tapmalarını istedikleri için kaçtı mı? Kaçtı mı? Nereye sığındı? Mağaralara sığındı. Mağaralara sığınmasalar da eğer... Putlara tapmak zorunda kalırlar mıydı? Kalırlardı. Şu an Dakyanus diye bir kral var mı? Yok. Dünya diye bir kral var. Bizden ne istiyor? Ev putuna, çocuk putuna, araba putuna, iç putuna, diploma putuna tapmamızı istiyor mu? İstiyor. Biz bunları sebepler cihetiyle en kaliteli şekilde değerlendirelim ama bunları tapmayalım. Peki tapmamak için ne lazım? İşte mesken gibi mağaralara sığınırsan kendini o putlardan muhafaza etmiş ve vasatı yakalamış olursun. Seni İslam'a götürecek arkadaşlar, seni Allah'a yakınlaştıracak dostlar, Kur'an-ı Kerim okuyacak meclisler, bunlar ne yapıyor? İnsana bir nevi vasatı yakalatıyor. İkincisi kuvve-i gadabiye. Ne demek gadab? Öfke demek. Bazılarına bakıyorsun öfke kontrolünü yapamıyor. Bu öfke kontrolünü yapamayınca eşiyle ayrılıyor, çocuğuyla birbirine giriyor, akrabalarıyla kötü oluyor, iş yerinde birileriyle anlaşamıyor. Bakın bunlar hayata felç eden şeyler ha. Evet bunun ifratına tehevvür diyoruz. Tehevvür. Yani bu adam hiçbir şeyden korkmuyor. Sokakta gördüğü bir adama bir yan bakmasıyla beraber kavga edip bıçak çekebiliyor mesela. Neden? Çünkü o kuvve-i gadabiyesi doğru çalışmıyor. Çok üst düzey çalışıyor. Bunun bir de tefriti var. Tefritinde ise cebanet. Yani geceleri yalnız kalmaktan korkar bu kişi. Sürekli bir arkadaşa onu dolandırır mı diye korkar. Ticarette biri onu kandırır mı diye korkar. Dünya adına korkulmayacak ne varsa hepsinden korkar. Ama çok basit şeylerden korkar. Girmediği denizin acaba boğulur muyum endişesinden korkar mesela. Bir nevi vesvese boyutu diyebiliriz buna. Bir de bunun vasatı vardır. Vasat deyince akla ne gelmeli? Sünnet gelmeli. Cenab-ı Hakk'ın o hablül metin olan Kur'an'a ve sünnete tutunursak inşallah vasat işte olur. Ha, bir de şu çok önemli. Vasatta öfkeleniyorsun, öfkelendin mesela. Din mi dünya mı? Eğer dünyaysa ama 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık demesi lazım. İç immün sisteminin sana. Ama eğer dünyevi bir meselelerde çok ciddi öfkeleniyorsan ve uhrevi bir meselede ama çok önemli değil diyorsan يَسْتَهُبُّونَ الْحَيَاتَ dünya عَلَى الْآخِرَةِ. Yani sen bilerek ve severek dünyayı ahirete tercih etmişsin demektir. Bir de kuvve-i akliye var ki burası çok önemli. Çünkü kuvve-i akliyenin tefriti gabavettir, mallıktır, kalın kafalılıktır. Mesela burada iş yürütürsün, yönetirsin. Binlerce, on binlerce insana ulaşırsın. O adam evinde bir tane çocuğuna hükmetmez. Buraya gelir bir parça kusur görür ve o kusu dünyanın dört bir tarafına ulaştırmaya çalışır. Halbuki düşünmesi gereken şey şudur. Ulan ben hanemde iki tane çocuğumu idare edemezken bu adamlar 2000, 20.000, belki 20 milyon insana ulaşıyorlar. Böyle basit kusurlar burada görünmemesi lazım demesi lazımken
yüzden burada kusur görüp evde çocuğunu idare edemediğini düşünmemesi bu adamın kalın kafalılığının bir alametidir. Yani bu adamın da manevi organı düzgün çalışmıyordur. Bunun bir de ifratı vardır. Bu da cerbezedir. Bu cerbezedeki adam da aklı üst zekaya sahip olduğu için eğer bu adam aklını vahye tabi etmezse aklını putlaştırır ve bu adamdan sağlam bir hadis inkarcısı, kader inkarcısı çıkabilir. Veya bu adamları şöyle görebilirsiniz. İş adamıdır, yüksek gelirler elde ediyordur, güzel arabalara biniyordur. Tabii bunları yapabilmek için belli bir kapasiteye ihtiyaç var. Yani iş çevirebiliyordur. Bunu yaparken altındaki insanlara da aman yani namazı da farz ama yani kazaya bıraksanız olur der. Kendi işinin saat 8'de girilmesine, 5'te çıkılmasına razı gelir. 9 olsa adam işten çıkartır ama Cenab-ı Hakk'ın işi onun nezdinde çok önemli değildir. Niçin? Aklı üst derecede olduğu için bu şekilde insanları ikna eder ve kendi iş yerinde bu şekilde kullandırabilir. İşte aynen bunlar gibi bende ne var? Manevi bazı cihazlar var. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazlar konulmuştur ki diyor Bediüzzaman Hazretleri, bunlar dünyayı yutsa tok olmaz. Evet. Ve bazen olur ki bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremez. Yani o öfke kontrolünü yapamaz. Kocaman bir evlilik yıkılır. O zerreyi yerleştiremez. Bazen dünyevi servetler ona verilir. Elindeki imkanlar onu sıkar, boğar ve adam kendisini bir ipin ucuna bırakır ve ölmeyi tercih eder. Ve devamında diyor ki Üstad Hazretleri, baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife bir saç kadar sikleti ağırlığı gaflet ve dalaletten ama gelen o ağırlığı kaldıramıyor. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Hatta bazen söner ve ölür. Bakın, göze küçücük bir tel girse göz komple iptal olur. Halbuki göz dünyaya açılan bir alemdir. Mesela damarlar kanın bir yerden bir yere ulaştırmasını sağlayan müthiş bir sistemken orada oluşabilecek küçücük bir pıhtı insana beyin kanaması veya kalp krizi geçirmesine sebebiyet verebilir. Bakın, çok küçük şeyler var. Çok küçük, göze bir saç girmek gibi, bir damarın tıkanması gibi. Ama çok büyük olan vücudu alır. Bir kıza bakmak da çok küçüktür. Yalan da çok küçüktür, öyle gözükür. Veya hırsızlık da, basit bir hırsızlık. Örnek veriyorum, bir lafı alıp bir yerden bir yere götürmek. O da bir hırsızlık şeklidir. Veya emanete hıyanet etme şeklidir. Çok küçük gibi gözükebilir. Damardaki o pıhtı kadar küçüktür. Ama manevi organları öyle bir istila eder ki o kanser gibi vücudu sarar ve artık sen doğru bakamayan, doğru düşünemeyen, doğru yaşayamayan, doğru tefekkür edemeyen, doğru göremeyen, doğru konuşamayan, doğru işitemeyen bir adam haline gelirsin. Unutmayalım ki her bir küçük günahta küfre giden bir yol var ama o günahın kime yapıldığı o günahtan daha önemli. O yüzden Bediüzzaman'ın dediği gibi hazar et, dikkatle bas, batmaktan kork, her an batabilirsin. Bir lokma yediğine içtiğine dikkat et. Bir kelime ağzından çıkana dikkat et. Bir tane, bir lem'a, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan o latifelerini, o manevi organlarını sana sonsuzu kazandırabilecek, sonsuza yelken açırabilecek o manevi organlarını mahvetme. Yani onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Dediğimiz gibi kanser çok küçüktür. Ama vücudu istila eder. Ve bu asırda vücutta tek kanser olmayan bölge vardır. Orası da kalptir. Kalbin kanseri ise imansızlıktır. Bakın bir kafes düşünelim arkadaşlar. Kafesi istediğimiz kadar boyayalım. Kafese beden diyelim. İçerisine de bir kuş koyalım. Kuşa da ruh diyelim. İstediğin kadar kafesi boya sen, o kuş üzerinde herhangi bir etki oluşturamazsın. Kafesi 4+1 yap, 5+1 yap, 6+1 yap, Porsche yap, sermayeler yap, bankalarda paralar yap, dolu dolu paralar olsun. O kuş o kafesin içerisinde paralardan, o yattan, o kattan istifade edemez. Ruhunu terakki ettirebilmenin tek yolu var. O da manevi organların doğru çalışmasıdır. O yüzden cismaniyetten çıkmak, kalbin ve ruhun derece hayatına yükselmek lazım. Bir paraşüt belki bir treni, bir tırı çekemez ama bir insanı kaldırır. İnsan da eğer ruhundaki ve kalbindeki o dünyevi ağırlıkları çıkartır atarsa bir paraşüt gibi Cenab-ı Hak onu manen terakki ettirir ve Peygamber aleyhissalatü vesselama komşu olabileceği bir seviyeye çıkartır. O yüzden manevi organların tedavisi için hem kendinize hem bize bol bol dua ediniz. Allah'a emanet olunuz.